Əncə sağlamlıqdan hər kəsə salam. Dəyərlilər izləyənlər, sağlamlığımızla bağlı önəmli məlumatları sizinlə paylaşmaqda davam edirik. Studiyamızın bu dəfəki həkim qonağı Qardaş Türkiyə Respublikasının dəyərli həkimlərindən biri, eyni zamanda Qazın Universiteti Tibb fakültəsinin dekanı, professor doktor e, Mustafa Necmi İnhan bu gün studiyamızın qonağıdır. Hoş gəlmisiniz Mustafa bəy, Naxtəvanımıza və özəlliklə proqramımıza. Necəsiz? Hoş bulduk Ayşun Hanım. Çok teşekkür ederiz. Biz, size teşekkür Biz çok iyiyiz. Nahçıvan'a geldiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ben. Buraya geleli çok kısa zaman olmakla birlikte hep kardeşlik hissediyoruz. Ben. Hatta daha önce niye gelmemişiz diye de kendi kendimize <laughs> hüzünleniyoruz. Gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde Allah'a şükür. Her zaman yakışa olun. Nahçıvan Devlet Üniversitesi'ne gelişinizi eşittik ve bu fırsatı değerlendirip böyle programımıza da davet etmek istedik. Ve siz gelmemişten önce ben sizin müsahibelerinizi izledim Mustafa Bey. Kifayet Geder Türkiye medyasında COVID ilə bağlı xüsusilə də COVID-19 ilə bağlı çıxışlarınız oldu. Və bilirik ki, Türkiyə Respublikasında elə Azərbaycanda da xüsusilə Naxçıvanımızda da COVID-a yolxanların sayı kəskin şəkildə azalıb. Bunun səbəbini siz necə dəyərləndirirsiniz? Necə analiz edərdiniz? Evet. COVID biliyorsunuz, təxminən 2,5 ildir bütün dünyanı gündəmli məşgul edirdi. Fəqət gəldiyimiz aşamada dünyada COVID-dəki variantların dəyişməsi ilə birlikdə ən son ortaya çıxan variant E, omikron varyantı ve bu varyant bulaştırıcılığı yüksek ama öldürücülüğü daha az bir varyant. Evet. Fakat bununla birlikte dünyada hem aşılamanın belli bir seviyeye gelmiş olması, hastalığı geçirenler nedeniyle de belli bir süre içinde olsa doğal bağışıklığı meydana gelmiş olması ve insanların koronavirüsle mücadeleyi öğrenmiş olması, yani nerede maske takmak gerekir, kapalı alanlarına savalandırmak gerekir gibi bileşenler nedeniyle şu an görünen o ki, koronavirüs süreci daha iyiye doğru gidiyor. Ama salgın da halen devam ediyor. Bunu da bilmek Hı -hı. gerekiyor. Yarın mesela şu an BA2 varyantını konuşuyoruz. Alt varyantı konuşuyoruz koronavirüste. Omikron'un alt varyantı. Bu varyant daha fazla bulaşıcı ya da daha fazla öldürücü hale de elbette gelebilir. Hı -hı. Ama inşallah böyle bir şey olmaz. Şu an geldiğimiz noktada bütün dünyada açıkçası Hı -hı. bireysel önlemlerin Hı -hı. ön plana çıktığı... Ülkelerin daha çok aşılamayla yol aldığı bir süreci yaşıyoruz. Hı hı. Türkiye'de örnek vermek gerekirse yaklaşık 27 milyon civarında insan 3 doz aşı oldu. 25 milyon kadar insan 2 doz aşısını oldu. 4 ve daha üzerinde aşı olanlar var. Örneğin ben 4 doz aşılayım şimdi 5. doz aşımı da Ankara'ya döndükten sonra yaptıracağım. Hı hı. Yani artık aşılamanın ön plana çıktı ve dikkatli olunması gereken bir süreçti. Çünkü hepimiz öğrendik ki sağlık sadece hastalığı kontrol etmek için evde kalmak ve aşı olmakla olmuyor. Günlük hayatla devam etmesi gerekiyor. Okulların devam etmesi gerekiyor, yerlerinin açık kalması gerekiyor, insanların sosyalleşmesi gerekiyor ama kurallara uyarak gidilirse daha iyi bir noktaya doğru gidebileceğimizi söylemek mümkün. Esas da peyventlenme. Tabii ilk aşı başladığı zaman Türkiye'de biliyorsunuz ilk aşıya başlayan ülkelerden birisi Azerbaycan'la aynı zamanda. 2020 yılı Şubat ayında hemen aşılama başlamadan önce iki gün kadar bir çevrim eğitim vermiştik. Ee, Azerbaycan'daki meslektaşlarımızı, hangi aşılar var, aşılar daha çok nasıl kullanılacak, ne yapacak, aşıların etkinliğini artırmak gibi çok da ilgi alakalı olmuştu. Sonra orada başlayan eğitim süreçleri çok da devam etti. Daha e, hemen Yılbaşından hemen sonra Ocak ayında tekrar Bakü dedik yine bir eğitim evet. vermek için açıkçası aşı şu anda her şeyin başı bu arada tabii salgın devam ederken vefatlar hala hazırda oluyor biliyorsunuz hı hı. vefat edenlerine büyük çoğunluğu aşısı eksik olan vatandaşlar evet. ve aynı zamanda da kronik hastalığa sahip olan 65 yaş büyükler dedeler neneler o yüzden evet. özellikle bu grupların aşı olması Bu qruplarla yakın təmas içində olan insanların da uşaqları ola bilər, bacıcıları, yardımçıları ya da bunlara xidmət verən yerə çalışan kişiler mütləq aşılarının olmaları gerekiyor. Ve en esasısı da bağışıklık sistemi, biz immünite sistemi aşağı olan insanlar deyirik ki, daha çox xəstəliyə yoluxurlar. Yəni bu səyahətdə onların da adı keçərlidir. İmmünite sistemi aşağı olan insanlar, elə deyilmi? Təbii ki. Doktor, bu rəqəmlərin yenidən yüksəlməməsi üçün hansı qaydalara əməl olunmalıdır? Bir daha bunu vurğulayaq mı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq mı? Təbii ki. Təbii ki, bir kərə öncelikli olarak ortamların temiz havayla havalandırılmasına dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Kapalı ortamlarda hı hı. özellikle. Temiz havayı biz Türkler çok seviyoruz biliyorsunuz. Cam açıyoruz, kapatıyoruz. Bir de önümüz yaz. Daha çok dışarıda zaman geçireceğiz. Hı. Daha hı. çok cam pencere açacağız. Temiz havayla ortamlar havalandırmak gerekiyor. Yakın temasta bulunacağız mecburen. Önümüzde bayram var. Ramazan bayramı geliyor. Hı. Orada birlikte bulunacağız Ramazan bayramında ama yakın temasta da büyüklerimizin yanına giderken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hı. Büyüklerimizin kendilerinin kendilerini korumak için eğer kronik hastalıkları varsa, kan hastalıkları varsa, akciğer hastalıkları varsa mesafeye dikkat etmeleri ya da çok kişi gelip ellerini öpecekse o sırada maske takmaları yine doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunun yanında tüm bunlara ek olarak ve çok daha güçlü olarak açıkçası en önemli şey şu an aşı olmak. Aşıyı da şöyle düşünebiliriz. Aynı şey Azerbaycan'da da geçerli. Benim. Ee, bizim Hı. Türk aşımız Türkovak da Azerbaycan'da geldi, kullanıma da başlayacak. Benim. Üç tane aşı var her gün kullanılan biliyorsunuz. Benim, benim. İlk defa Sinovac, daha sonra Pfizer ve evet. nöbet üçüncü e, peyvendine Evet, Artık şimdi e, burada Azerbaycanlı kardeşlerimize, Nahçıvanlı kardeşlerimize ben Türk asısını da öneriyorum açıkçası. Hı. Türk asısı oldukça da iyi, antikor düzeyi oluşturması da iyi, koruyuculuğu da yüksek. İster yeni aşılamaya başlayan vatandaşlar TÜRKOVAK asisiyle başlayabilir. Birinci doz, ikinci doz, RAPEL gibi gidebilirler. İsterse daha önce Sinovac ya da Biontech asisi olmuş vatandaşlar da RAPEL hatırlatma dozlarını yine TÜRKOVAK'la yapabilirler açıkçası. Hatırlatma dozu unutmak gerekiyor. Şunu da özellikle vurgulayalım. E, hastalığı geçirdikten sonra üzerinden 6 ay geçen vatandaşlar. Hı hı. Halen hastalık geçirenler burada da nadir de olsa var. Ya da Son aşısının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş vatandaşların da mutlaka bir dozda hatırlatma dozu olmaları gerekiyor. Mustafa Bey, ekser insanlar peyventlemeye karşıdır. Onun eks gösterişleri olduğunu düşünür. Ve siz o insanlara ne söylemek isterdiniz? Evet, bu Türkiye'de çok konuşuyor açıkçası. pandemi ile beraber bir de infodemi söz konusu oldu. Yani yanlış bilginin çok hızlı bir şekilde yayılması. Özellikle sosyal medyanın bazı medya kanallarının burada çok çok etkisi var. Şimdi Türkiye için bakıldığı zaman bizim çok ciddi bir aşılanma serimiz var. Demin rakamları söyledim 25 milyon 27 milyon gibi. Bunlara bakıldığı zaman elbette aşılar yan etkilerin tabii ki olabileceğini biliyoruz. Ama özellikle yan etkilerin çoğunluğunun ilk 24 saat içerisinde meydana gelen ve %95'ten fazlasında aşı yerinde ağrıma, kızarma, Hı. Basit alerjik reaksiyonlar ya da aşı yapıldığı zaman tansiyon düşüklüğü ya da aşı yapıldığı zaman bir halsizlik gibi bileşenler olduğunu görüyoruz. Daha ileri yan etkiler yani insanları hastaneye kadar yatıracak, yoğun bakıma kadar götürecek yan etkiler çok çok nadir. Ama bu yan etkiler sadece koronavirüs aşılarında değil ...bütün aşılarda görülebileceği gibi bütün ilaçlarda da görülebilir yani etkiler. Yani bu çok milyonda bir görülebilecek yan etkileri düşünerek aşı olmamak çok doğru değil. Kalple ilgili etki yaptığıyla ilgili çok konu tartışılıyor biliyorsunuz. Özellikle evet. gençlerde. Evet. E, özellikle Biontech asistanın hı hı. kalple ilgili tetiklediği ani kalp krizleri yaptı ama... ...bununla ilgili de kanıta dayalı bir bilgi yok. Hı hı. Evet bilgiler çok fazla dolaşıyor elimizde ama söylence bunlar açıkçası bakıldığı hı hı. zaman. Oysa ki bilim kanıtla ilerliyor... Aşı yapılan kişilere bakıldığında da bunları aşıya bağlayacak net bir kanıt söz konusu değil. Bunu da açıklıkla söylemek gerekiyor. Ben yine bir örnek vereyim. Ben söyledim 5. doz aşımı olacağım. Hı hı. Ee, annem de hekimdir. Ben. Annem de 80 yaşına geçmiş bir hekim. O da 5. aşısını olacak şimdi. Hı hı. Oğlum 18 yaşında. Hı hı. Biliyorsunuz 12 yaş üstüne aşılama var Türkiye'de. Ben. Ben. Oğlum da tabii onlara geç açıldığı için 3 doz aşısı oldu. Şimdi 4. aşısı olacak 6 ay geçtikten sonra. Hı hı. Yani aşıda böyle bir tehlike olsa, risk olsa ben Türkiye Cumhuriyeti evet, Sağlık evet. Bakanlığı'nın e, Bilim Kurulu'yesiyim aynı zamanda. Böyle bir risk söz konusu olsa biz kendimize, ailemize, eşimize, çocuklarımıza yaptırmayız. Yetmez, Tabii o yüzden böyle yüksek örnek verdim. Hani 80 benim. yaşında annem, 18 yaşında oğlum e, ben 5. dozu olacağım. Benim. O yüzden hani vatandaşlarımızın aşı olarak ilerlemesi şu an En doğru yaklaşım bunu bir kez daha hatırlatsalım. Yani Mustafa Bey, elə əslində peyvəndin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu biz rəqəmlərin aşağı düşdüyünə görə bilərik ki, hansı ki son illər, son aylar daha doğrusu COVID-19-a yolxanların sayı azalıb vəfat edənlərin də sayı azalıb. E, Həkim sizi dəvət etmişkən qidalanma ilə bağlı ən önəmli məqamları da istərdim sizinlə. Sizdən eşidək, tamaşaçılarımıza çatdirasınız. Doğru məsələmi açıqcası sağlamlıqın bir leşənlərindən birisi. Hətta şunu söyləyim, mən e, tibb doktoruyam. Dahili bilimler, halk sağlığı uzmanıyım ve halk sağlığı bölüm başkanıyım. Ben. Şimdi dünya artık şuna doğru gidiyor. Artık sağlığın korunması ve geliştirmesine doğru gidiyor hastalıkların tedavisinden önce. Ve dünya diyor ki, 2000'li yıllardan beri, dünya sağlık örgütü başta olmak üzere, insan sağlığını etkileyen dört tane bileşen var. Bunların bir tanesi genetik yapımız. Bunu değiştirme şansımız yok. Ama genetik yapımızın ikinci etkeni olan mesleki ve çevresel maruziyetlerle etkilenme ihtimali var. Hı hı. Örneğin madende çalışıyorsa kişi etkilenebilir. Sağlık çalışanı ise etkilenebilir. Çok gürültülü bir yerde çalışıyorsa işitme kaybı olabilir. Psikososyal hı hı. stres olabilir. Üçüncü bileşen ise kişilerin kendi davranışları. Hı hı. Tütün kullanmak, alkol ben, kullanmak. Zerarlı vermişler. Sağlıklı bes hı hı. beslenmek değil beslenmek. Dördüncüsü ise fiziksel aktivitede bulunmak, hareketli olmak açıkçası. Ben. Artık dünya bu dediğim gibi dört bileşen üzerine sağlığı tanımlıyor. Bu nedenle de bunların içerisinde tabii beslenme çok önemli bir bileşen. Beslenme içerisinde de en önemlisi, benim Türk toplumlarında gördüğüm, özellikle bu yakın zaman içerisinde çok fazla bizim coğrafyamızda bulundum. Yılbaşından hemen önce de Kazakistan'daydım bakıldığı zaman. Biz suyu biraz az içen bir milletiz. Belli, suyu az içiyoruz, Doğrudan. çayı çok seviyoruz, de kış meyve yani? suyunu çok seviyoruz, <laughs> ee, kahveyi belki çok seviyoruz Belli. ama, ama saf mi? suyu içmiyoruz. Doğrudan. Bir kere günde en azından bakılırsa en az 3 litre kadar suyu içmek gerekiyor. Tabii ekstra böbrek hastalığı yoksa kişiler 2 ile 3 litre arasını evet. içmek gerekiyor. Bunun ötesinde suyla beraber e, çay kahveyi çok aşırı tüketmek gerekiyor. İçeceklerden başladım çünkü vücudumuzda ihtiyacı olanlar bunlar. <laughs> Bunun yanında e, insanlar kahvaltı gibi temel bir öğünü atlıyorlar. Kahvaltı gün en önemli öğünlerinden birisi. Özellikle gençler, çalışanlar, öğrenciler bunları atlıyorlar. Hemen işime yetişeyim geçeyim diyor. Oysa ki kahvaltı denecek birkaç gıda diğer yemek öğünlerinde de daha fazla yememeyi de sağlıyor. Hı hı. Bir yandan sağlıksız beslenmeden dolayı hem stresi daha çok olan, performansı düşen, ruhsal sıkıntısı olan insanlar olduğu gibi bir yandan da aşırı beslenmeden, aşırı karbonhidrat alımından dolayı insanlarda bu sefer obezite gibi riskler ortaya çıkıyor. Obezite de, yani. tabii ki. Obezite de üzerine kardiyovasküler hastalık risklerini, hı hı. diğer mideyle ilgili riskleri, Genetik üniversitenle pek çok şeyi beraberinde getiriyor açıkçası. Evet. Ve öyle bir kısır döngü oluyor ki kişiler iyi beslenmiyorlar, karbonhidrat alıyorlar. Karbonhidrat alıyorlar, kilolu oluyorlar. kilo oldukları için fiziksel aktiviteleri düşüyor, o tekrar kilolu olmayı destekliyor. Evet. Böyle bir kısır döngü Ve oluyor. Ve hastalığa tez yolu Tabii an. ki. Şimdi karbonhidratı Hı. çok fazla almak gerekiyor. Fakat Hı. bizim yine Türk dünyasında tatlı çok sevilen bir şey biliyorsunuz. Evet. Tatlı çok seviliyor. En azından... Çaya kahveye şeker atmamak, hı hı. tatlı yiyeceksek günde belli bir öğünde ve saat 18'den önce akşam hı hı. yani öğlen vaktinde veya akşam yemeği yiyorsak 18'den önce yemek çok hı. doğru bir yaklaşım. Bunun ötesinde çeşitli beslenmek gerekiyor. Yani özellikle süt, et, ürünlerini belli bir düzen içerisinde almak gerekiyor. Örneğin sabah yenen bir yumurta gerçekten çok faydalı. Sabah içilen bir süt gerçekten çok faydalı. Öğlen de biraz daha protein ağırlıklı işte baklagiller gibi ürünler gibi protein ağırlıklı kuru fasulye gibi ürünler veya eski ürünler yenilebilirse tabi bütçe imkanları doğrultusunda bunlar. Hı hı. Ve ardından da akşamları daha hafif yenilip bunun üzerine sebze meyve yenilirse açıkçası çok ek gıda almaya da gerek yok. Şimdi şöyle bir şey oluşuyor çünkü bütün dünyada bu bir tehlike bana sorarsanız ek gıda takviyeleriyle ilgili bir sektör oluşuyor. Evet. Ama herkesin de bunu alacak gücü yok açıkçası. O yüzden bizim gibi çeşitliği çok olan yerde yaşayan insanların olabildiğince doğal et, süt, protein, yeri kendine karbonat alarak Meyve sebze yerek ilerleyecekler ama bol sıvı alacakları bir durumun koronavirüsten de koruyacağını söylemek mümkün. Mesela bir dönem D vitamini çok konuşuldu biliyorsunuz. Ben, ben. D vitamini koronavirüs eksikliği ama görünen o ki D vitamini eksikliği koronavirüste ölümlerle doğrudan ilişkili değil. Hı -hı. Bir başka konu C vitamini çok konuşuldu. İnsanlar sürekli C vitamini hapları aldılar Hı -hı. ama. Yəni elə olmalı ki, tonlarla C vitamini almaq gerekiyor. Bəlim. Bunları yemək almaq yerinə belli bir portağal, mandalina, alma kimi, biber kimi əməliyyatları yemək çox daha sağlam olacaqdır. Bəli, Aydan da. Mustafa bəy, COVID-19 ilə mübarizədə biz həkimlərin də rolunu xüsusi qeyd etməliyik. Bunun üçün yüksək ixtisamlı, yəni yüksək təsirli tibbi kadrlara hər zaman ehtiyac var. Naxtəvan Dövlət Universiteti isə qardaş Türkiyənin bir neçə universiteti ilə fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi aparır və bunu isə bütün təhsil ictimaiyyəti böyük memnunlukla algışlayır. Elə mən sizin Naxçıvan Dövlət Üniversitetini, ümumiyyətlə Naxçıvanımsa səfərinizin məqsədindən danışaq. Evet, e, aslında geleğiyle çok kısa oldu ama bu planlı bir ziyaretti açıkçası. Evet. Az süre kalacağız ama bu seferlik yine inşallah tekrar geleceğiz. İnşallah. Burada 3 üniversite, Türkiye'deki 20 araştırma üniversitesi, Hı -hı. 200 üniversiteden fazla üniversite var Türkiye'de. Bunların ise 20'si araştırma üniversitesi ve bunların en iyi 3'ü. Gazi, Ankara ve İstanbul Teknik Üniversitesi olarak biz buradayız. Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile ziyaret amacımız bir işbirliği. Daha önce Sayın Rektör ekip arkadaşlar birlikte bizleri ziyarete gelmişti. Evet. Ve buradaki temasları sonucunda işbirliği olanaklarını görüştük. Evet. Tabi her üniversitenin kapasitesi ve güçlü olduğu alanlar daha fazla. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik alanında güçlü. Evet. Biz Gazi Üniversitesi tıp alanında çok güçlüyüz, eğitim alanında çok güçlüyüz. Bu alanlardaki işbirliklerini artırmak amacı yaptık. Evet. Ee, bu çeşitlilikle de bir takım anlaşmalar imzaladık. Daha doğrusu ikili işbirliği protokolü imzaladık. En önemlisi bu. Buradan biz Gazi özelinde konuşursak özellikle tıp. Tıp derken tabii tıp, diş hekimliği, hı hı. eczacılık, sağlık bilimleri, tıp bacıları ben ya, gibi. Tibim, bütün sahelerim. Evet. Tıp sağlık bileşenleri Benim. açısından. Benim. Ee, buradaki hem öğrencilerimizi hem de öğretim üyelerinin, hocaların, hekimlerin gelip bizde belli zaman dilimlerinde yitirme söz konusu olacak. Hı hı. Yine bizden de hocaların buraya gelmesi söz konusu olacak. Hı hı. Bunun yanı sıra iki programımızda daha işbirliği anlaşması söz konusu oldu. Bir tanesi resim, bir tanesi de mütercim tercümanlık alanında. Hı hı. Yine mühendislik konusunda çalışmalar devam ediyor bunun yanı sıra. Hı. Bir de bu ikili işbirliği öyle güzel ve geniş bir etkinlik ki. Ayşun Hanım, burada pek çok alanda siz temas kurduktan sonra diyebilirsiniz. Örneğin Dersiz ki Türkçe eğitiminde çok iyi bir hoca varmış veya çok iyi bir konu varmış buradan gelip gidebilirim. Artık bu protokol kapsamında sadece yazışarak, telefonla konuşarak buradaki hocalarımızın, belediye hocaların buraya gelip gitmesi akademisyen hareketliği çok kolay bir şekilde sağlanacak. Ama tabii burada şunu da altını çizmek gerekiyor. Burada özellikle gelecek kişiler için tıp alanında katkı çok fazla olacaktır doğal olarak. Hepimiz biliyoruz. Bütün dünyada biliyor. Türkiye tıp eğitimi gerçekten çok iyi. Belli, çok gerçekten. Çok Sağlık hizmeti çok çok iyi. Hı -hı. Hem ileri teknoloji çok fazla var. Hem arge çalışmaları çok iyi. Var. Buradaki tıp fakültemizi ziyaret ettiğimizde de Hı -hı. gerçekten e, özellikle temel bilimler bölümlerini gezme imkanımız oldu. Hı -hı. Yani ilk üç sınıfı. Stajyer doktoru arkadaşlarımız da var. Tabii 4-5'te olanlar. 6'da da devam edenler ama temel bilimlerdeki öğretim üyesi ve laboratuvar uygulama kapasitesinde ben çok yüksek olduğuna şahit oldum. Hatta bir iki dersi kısa da olsa dinleme imkanım oldu. Bir iki laboratuvara girme imkanım oldu. Bir hali çalıştık açıkçası bakıldığı zaman. Ee, bir kere şundan çok mutlu olduk. Burada hem Türkiye'den kardeşlerimiz var evet. hem de Naçıvanlı kardeşlerimiz var. Yabancılar da var ama kendilerinden biri gelmiş gibi hissediyorlar zaten. Biz de öyle hissediyoruz. Bu kapasite burada çok yüksek. Tabi bunu biraz daha geliştirerek Uygulama çok yüksek, teorik ders yüksek ama hasta çeşidiyle artırarak gitmek burası Hı. için de fayda olacaktır. Evet. Yani bizim için de fayda olacaktır. Çünkü bir eğitim ortamında hem siz bir şey öğrenirsiniz hem karşı taraf bir şey öğrenir. Evet. Yani biz bize gelenlerden bir şey öğrenirken biz de onlara bir şey sağlamaya çalışırız. Böyle işbirliği kapsamında da gidip gelime söz konusu olacak. Yine e, üniversitelerimizle birlikte... Ee, uluslararası bir tıp kongresi düzenleyeceğiz Hı -hı. birlikte. Hemen yakın tarih içerisinde biz de buna ortak olacağız. Hı -hı. Hatta bu geleneksel olacak. Bir sene e, Nahçıvan'da, bir sene Azerbaycan'da, bir sene Türkiye'de gibi böyle bir evet. mübadeleli evet. şekilde gidecek. Bunların hepsi işbirliğini artıracak şeyler açıkçası. Buradan tabii öğrencilerimizin belli periyotlarla gelmesi, hocaların belli periyotlarla gelmesi de onların kişisel kapasitesini de artıracaktır. Dünyada artık bu desteklemekle birlikte bilim alanında da Diğer alanlarda olduğu gibi, örneğin edebiyatta, güzel sanatlarda, sanayide, teknolojide, tarımda aslında iş işbirliklerimiz var. Bilim alanında da Türk isminin daha çok duyurulması için... Birlikdə çalışırsak daha da çox başarlı çalışmalar ortaya çıxacaqdı. Üçüncüsindeyim. Biz də buna inanaraq e, Mustafa bəy, yəqin ki bilirsiniz, Naxçıvan Dövlət Universitetində texnologiyalar parkının yaradıl yaradılması üçün işlər aparılır. Və siz burada səfərdə olduğunuz Naxçıvanla bağlı, Naxçıvan Dövlət Universitetində tədrislə bağlı təəssüratlarınızı eşitmək istərdik. Hansı təəssüratlarla məmləkətinizə geri dönəcəksiniz? İndi Teknoparkı gördük, Teknopark da var. Bizim də Texnoparkımız var. Eee, həqiqətən iyi bir Teknopark çalışması var burada. Burada AR-GE oluşturulması gerçekten çok önemli bir kapasite diye düşünüyorum. Bunun ötesinde biz şu duygularla döneceğiz. Bir kere burada gerçekten iyi bir kapasite var. İyi bir altyapı var. Bir kere buradaki hem devlet görevlilerimiz bugün hem meclis başkanımızla bir temas sağlandı. Şimdi az sonra bakanlarımızla yine görüşme sağlanacak. Bunlara katılıyoruz. E, rektörümüz, hocalarımız bizlerle her an beraberdiler. Öğrencilerimizle de görüştük. Yani açıkçası toplumun her katmandaki kişilerden görüş alışverişi alma imkanımız oldu. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman da e, biz buraya açıkçası bir şeyler katabileceğimiz hissiyle geri dönebileceğiz. Hı hı. Biz döndüğümüz zaman şunu düşüneceğiz. Ya Burada bizim e, Türk kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz acaba nasıl destekleyebiliriz? Buraya nasıl destek olabiliriz? Bunun üzerinde düşünerek gideceğiz. Hemen biz konuşmaları da yaptık bile. Hemen dedim ya, hemen bir kongre hazırlığı. Ardı sıra hemen işte güz e, dönemiyle beraber çünkü bahar dönemi bitti biliyorsunuz eğitim evet. öğretimde. Yazın belki tıp öğrencileri gelebilirler çünkü tıp eğitimi. 12 ay boyunca devam ediyor ama diğer alanlarda evet. bahar döneminden başlayarak böyle bir yaklaşım Hı -hı. olacak. Biz tabi burada da artık bir kapımız olduğunu düşünerek de dönüyoruz onu da söylemek isterim. Benim. Zaman tabi imkan verse keşke Hı -hı. daha çok kalabilsek yani biz kendimiz de keşke ders anlatabilsek Hı -hı. yöneticiliğin dışında ya da biz hatta e, Elsever Hoca ile konuştuk tıfak Destekarı biz de önlüğümüzü giyinip doktorluk mu yapsak dedik burada <laughs> ceketimiz çıkarsak ama tabi bunlara zaman yok ama evet. gönlümüzden geçen de bu. O yüzden biz buradan aldığımız iyi malumatlarla, iyi görüşlerle, kardeşlik hisleriyle ve buranın altyapısının iyi olmasını bilmemizin getirdiği bir güvenle beraber döneceğiz. Biz olarak planlamalar dahilinde işbir nasıl yapılır, tekrar nasıl gider bunun üzerinden gideceğiz. Bir, bir örnek vereyim. Evet. Örneğin Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'nde e, tıp bacılığı programı ilk biz başlattık Gazi Üniversitesi olarak. Evet. Hiç yoktu daha öncesinde. Çünkü lisans düzeyinde olan bir program yoktu. Daha çok sertifika gidiyordu. Tıpkı bunun gibi burada açılımlar sağlamak Lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, asistanların gelişmesi için nasıl daha iyi çalışır bize biz de düşünerek gideceğiz. Tabi orada kendi kapasitemizi de değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Örneğin bir anda 100 öğrenci alma imkanımız elbette yok. Hı. Ama diyelim ki 10, ay, 10 gün, bir ay 10 öğrenci, bir ay 10 öğrenci, bir ay 20 öğrenci yoğunluğumuza göre... Böyle bir ilerleme planı içerisinde gideceğiz inşallah. Təşəkkür edirik Mustafa bəy. Təklifimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün və sizə sevgi və hörmətlərimizi çatdırırıq. Hər zaman gözəl işlərə vəsil olmanızı diləyirik və növbəti səfərlərinizdə inşallah ki mütləq görüşərik. Təşəkkür edirik Mustafa i̇nşallah, bəy. İnşallah ayrılanım. Mən də çox təşəkkür edirəm nazik dəvətiniz üçün. Nahçıvan televiziyonda sizlerle bərabər olmaqdan çox onur duydum. Nazik dəvətiniz üçün təkrar çox təşəkkür edərəm efendim. Təşəkkür edirik bir daha. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Növbəti verilişimizdə yeni mövzu ilə qarşınızda olacağıq. Unutmayın, hər şeydən öncə sağlamdır. Allah hamayanıd.